Çok iyi gidiyorsunuz Asiba Hanım. Hazır konsantrasyonu sağlamışken şu peynir çekimini de alalım, olur mu? Evet evet, şu an çok konsantreyim. Hemen peyniri çekelim, o da çıksın arada. Metin, ne diyor doktorunun? Halis mandosundan mis gibi kahvaltılık, böreklik peynirler, kahvaltınızın yeni tadı tuzu diyeceğim babaanne. Heh. Halis manda şeysinden mis gibi neydi lan o? Lan ya, ya bir dana peynir için bir dorba dolusu laf mı edilir ya İlyas? Sakin. Annem, istiyorsan sufle versinler sana. Sufle mi? Ha yok annem ya, yemem. Ay ben onu bir kere mi yedim, midama dokundu ya. Şimdi çekim falan yaparken ha yemeyeyim ben, boş ver. Tatlı olan sufleyi demiyor Hasibe teyzem. Allah iyiliğini versin ya. Çok mu komik İlyas? Allah Allah. Anneciğim, hani sen laflarımı hatırlayamıyorum dedin ya, sana laflarını hatırlatsınlar. Yani sufle o demek. Ha, kopya versinler diyor. Hah. Ay yok anam ya, ben kopya çekmedim, çekemem de ömrümce yapamadım yani. En iyisi ben kendime yaparım annem bunu. Evet, ne diyorduk Metin? Gel bir bakayım, bir bakayım hele gel. Ha, Halis manda, manda sütünden. Kahvaltınızın yeni tadı tuzu. Tadı tuzu değil babaanne, tadı tuzu. Gel Allah. Oğlum sen karışma. Babaannenin nefsi şahsına münfasır bir insan. Rica edeceğim, gel gel gel. O bildiği gibi der. Gel. Evet, Hasibe Hanım ne yapacağını biliyor zaten. Hazırsak girelim kayda. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tamam. Hadi bu sefer inşallah. Hadi. Evet, girelim kayda. Evet. Plan bir, tekbir. Ay, annem lafını unuttu galiba. Ay, cahil kadının tekisin. Reklam çekmek senin neyine ya? Bak hele ya. Bacım sen buraya destek olmaya mı geldin, köstek olmaya mı geldin ha? Hasibe Hanım hadi. Lan var ya, bu kum koy ürünleri bir peynir yapmış, bir peynir yapmış. Vallahi yeme de yanında yat. O kadar güzel. İster sofrana kat, ister burana, çırağına kat. Hocam metnin dışına çıktı ama. Bozma, çok iyi gidiyor. Hem de manda sütünden kum koy ürünleri yanınız kayfaltınızın gel. Hayatınızın da tadı tuzu. Kestik. Çok iyi oldu. Hesabı diyor lan. Evet Hasibe Hanım, çok doğal ve değişik tarzda bir çekim oldu bu. Hiç bozmadan, müdahale etmeden yayınlarız biz bunu. Şimdi biz fotoğraf çekimine geçelim. Allah'ım şükürler olsun. Annem, tebrikler. Ay, vallahi tahmin ettiğimden daha iyi çıktın sen ha. Ya. Kız ana var ya, sen doğuştan oyuncu musun ya? Anne, bu reklamdan sonra sen yürür gidersin artık ya. Dizi, film, program böyle ardı ardına yargırla gelir sana. Esra mı diyorsun kız? Ya tabii tabii canım, reklamlar, filmler. Herkes senin peşinde dolanır şimdi. Ya yapmayın ya. Kadına boşuna gaz veriyorsunuz. Boşuna umut oluyorsunuz yani. Lafa bak hele ya. Bacım sen kıskanıyor musun? Senin olayı nedir ha? Ya bırak fes ya. O kıskanıyor, kıskanıyor. Kem gözlü nazar değdirecek. Ama ben o kem gözlülere önlem olaraktan... Aa bak. Bak, mavi boncuk taktım. Nazarın bir işe yaramayacak yani. Kim? Oh be, dünya varmış ha. Çamaşırlarda İsmet'e kilitledim. Şurada acık keyif edeyim. Birgül? Ha? Ne yapıyorsun sen böyle 2.80 yatmışsın? Kahvede ister misin? Yok Safiye, sağ olasın. Niyetliyim. Allah'ım bir de ciddi ciddi cevap veriyor ya. Delireceğim ya. Kalk! Sanki hizmetçi değil de hanım. Aşk olsun kız Safiye. Benim dinlenmeye hiç hakkım yok mu? Var. Olmaz olur mu? Ama sen zaten İsmet işe başladığından beri yerde 20 yıl dinleniyor maşallah. Her işi benim cingil kaynım yapıyor. Ta
tamam. Şu anda tam tersi bir görüntü içinde olmuş olabilirim. Ama bu konağın arkasındaki görünmez kahraman benim Safiye. Bu konakta işler tıkır tıkır işliyorsa benim sayemde. Bana bak bir gol. Bana bak bir gol yemezler. Zaten şu anda cinlerim çok fena tepemde. Seni eğer bir daha şu şekilde görürsem Fazıl babama çok fena şikayet ederim. Zaten cinlerim tepemde. Safiye abla ne oluyor? Niye bağırıyorsun böyle? Tamam Safiyeciğim, ben seni mutfakta bekliyorum o vakit. Gelin hanım, sen şunun gazını al da sonra benim mutfağa yanına gönder, olur mu? Bak ya. Safiye abla, ne oluyor sana böyle ya? Bak günlerdir yüzün gülmüyor, biz alışık değiliz ama senin böyle hallerine. Alışacaksınız canım. Kusura bakma, alışacaksınız. Ben 7/24 pozitif saçan bir insan olsam da, kusura bakmayın. Arada sırada benim de hüzünlenme hakkım var. Alışacaksınız Mavi. Yani tabii ki öyle de. Bir derdin varsa anlat, beraber çözelim. Bu sefer Cemal seni biraz fazla üzmüş belli. İçine atma. Hem bak, en sevdiğin Eltin olaraktan az bir 5 dakika seni dinleyebilirim. Yok, hiç anlatmayayım. Senin için de iyi olmaz. O ne demek Safiye abla? Canım ne demek olacak Allah aşkına abi ya? Şimdi ben sana anlatacağım. Ondan sonra anlatırken tekrar da üzüleceğim. Sinirlerim, asaplarım bozulacak, morallerim -0'ın çok altına düşecek. Tekrardan cinleneceğim. Bu yani ne olabilir? Ya abi Allah aşkına. Allah aşkına beni bir rahat bırakın. Anlatmak istemiyorum. Tamam yeter ya. Lütfen yeter. Tutmuyor ellerim. Allah'ım ne olursun şu an zamanı değil. Şu an zamanı değil. Biraz daha zaman ver bana. Biraz daha esir ver. Ne olsun? Safiye, kız biz bunları yemeyeceğiz ki. Niye götürüyor salona? Canım, şimdi biz pasta kestirirken fotoğraf çekileceğiz ya. Masa böyle tam takır kuru bakır mı olsun ya? Biraz vizyon bir gol. Ha, o bende yok. İsmet, canım bak börek işi sende, tamam mı? Allah aşkına bak lütfen bir şeyleri kırmadan, dökmeden götür. Sana güveniyorum. Allah Allah yenge ya. Bana niye sakar muamelesi yapıyorsunuz ya? Tövbe tövbe. Allah. Sakin, sakin beybiler. Son dakika yakaladım. Ben de. Allah'ım ya. Bir gol. Ben bunu alıp götürürüm seni. Bunları al gel, tamam mı? Tamam Safiye, sen gide dur, ben geliyorum. Hadi bakalım. Ana kız. Ne çok şey yapmışsınız be. Buradaki habiciğini ben yaptım. Yalnız kekler Safiye yaptı. Kızının doğum günü şeysine benim de bir dozum olsun diyerekten. Ama zahmet etmiş. Kız bana bak. Diyorum ki ben de arkadaşlarımı çağırsam ha? İnsansızlıktan canım sıkıldı be. Ha, konakta insan yok diyorsun öyle mi? Yani bir nevi hakaret ediyor. Lafımı eğip bükme. Öyle mi dedim ben? Ya insan çok da. Ben de konuşan yok. Yani kimse yüzüme bakmıyor. Ne sebeptin acip? Tamam be tamam. Mesul benim. Kız bana bak. Atom karınca gibi kadınsın. Diyorum ki arkadaşlarıma da şunlardan yapsana. İşine gelince el ağır, işine gelince atom karınca öyle mi? Kusura kalma bacım. Ben konağın işine anca yetişiyorum. Tamam be tamam. Yaparım ben. Hatırım kalır zaten. Hem beni ezikle hem benden kek poğaça iste öyle mi? Ha? Ya, ya vallahi bak masa düzeninde 10 numara bir insanım yani. Kendim diye demiyorum ya. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Oğlum bırak da başkaları takdir etsin. Ya biz hepimiz orucuz. Niye bu kutlamayı iftardan sonra yapmadık ki?
Çiçek akşam uyuyor canım. O yüzden de olayı şimdi yaptık. Bir bildiğimiz var yani. Uf, vallahi zor tutuyorum kendimi ha. Akşam iftardan sonra hepsini gömeceğim bunların. Çiçek, mis kokulum benim. Bakalım baba sana birinci yaş günü hediyesi ne almış? Pembeci mermi sen ablacığım. Sana masal kitabı almış. Akşam beraber okuruz değil mi? Amca yoksa bunların hepsinde kitap mı var? Ya İsmetler ne alsan eskir dediği için ben de hiç eskimeyecek bir şey aldım. Kitap. Oğlum kıza 18 yaşına kadar kitap mı aldın ya? Vallahi çok enteresansın ya. Çok şık bir hareket Ali'cim. Cemal abi öküz ve odun olduğundan dolayı böyle şeylerden anlamaz. Sen bakma ona. Bana bakın. Siz hala küs müsünüz? Bugün küslük falan istemiyorum. Hadi barışın bakayım. Tamam. Safo. Bak babam doğru diyor ya. En azından şu mutlu günümüzde böyle trip atma bana. Hadi gel. Herkesin ortasına sarılalım da barışalım. Gel. Lütfen ya. Lütfen. Bana bak, sana kıskanlığım geçti sanma. Şu anda herkeslerin ortasında yaptığın şeyi anlatmamak için çok zor tutuyorum kendimi. Ayağına denk al. Sağ ol. Bırak. Of, annemler nerede kaldı ya? Of, ben şunları bir arayayım. Evet, evet. Bu ne la? Ana! Şakulüm kaydı vallahi ya. Aa! Savaştan çıkmışa döndüm. Alma bak. Hakikat o neydi kız? Kız top sarımışsa gibi herkes başına üşüştü ya. Vallahi Asime teyzeciğim, senin bu kadar böyle şöhretli olduğunu bilmiyordum ha. Ben kendim bilmiyordu. Sen nereden bileceksin yalan? Allah Allah ya. Anne. Anne. Bu halin ne ya? Kız çekimleri sırasında Haryanları saldırdı. Anam gazeteye yazı yazıyor ya. Meğer ne şöhret olmuş kız. Herkes imza istedi. He vallahi ya. Kız. Bir de benimle fotoğraf çekinmeye kalktılar ya. Her bir yanlarımdan şapur şupur öptüler iyi mi? Kaç kişi öptü lan beni? 50 mi 100 mü? Sen ne diyorsun Hasibe teyze? 100'den fazlaydı ya. Yapma ya. Bak sen. Hasibe anne ününü almış yürümüş ha. Sen yakında bizi de tanımazsın. Alır mı lan öyle şey? Ama değme. Yani şöhret olmak çok başı bela bir şeymiş ha. Yakında yüzün billboardlara çıkacak. O zaman ne yapacaksın acaba? Kız sokaklara da çıkamazsın sen artık. Kız dur. Vallahi değmez size. İnsan böyle rahat rahat, ferah ferah dolanmayı özlüyor. Ben şimdiden özledim ha. Bağla Asibe teyzeciğim bak şu dakikadan itibaren seni koruma görevini ben kendim üstleniyorum. Artık sana hiç kimse yaklaşamaz. O iş bende merak etme. Feysi! Allah razı gelsin lan senden. Heh. Neydi ya? Yukarı çıkalım. Kutlamalara katılalım. Ne duruyor ki ne burada? Haydi yürü. Yürü gelin haydi. Haydi gel. Nasılsınız millet? Ana ne güzel olmuş ya sofra. Ay anasının kuzusu. Bağla Fazlı babam. Müsaadenizle ben bir aşağıda bekleyeyim. Bir isteğiniz olursa haber edersiniz ha. Aşağıda niye bekliyorsun Seyfi? Doğum günü birlikte kutlayacağız. Yok babam yok. Siz ailece kutlayın. Ben yerimi biliyorum. Haydi eyvallah. Seyfi, gitmene gerek yok. Sen de bizim aileden sayılırsın. Ya şu hoş beş faslını geçip de pasaları kessek olmaz mı? Hadi o zaman üfleyelim. Buyurun. Dur, 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 dur. Ben yakarım bunlar. Dur, dur, dur. Çık, 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 çık. Çık, çık. Ay, çok acı yandım. Birgül, çabuk ol, haydi. Haydi. Hadi bakalım. Haydi, Birgül, haydi bakalım. Haydi kızım. İyi ki doğdun Sevda. İyi ki doğdun Sevda.
çiçek. İyi ki doğdun çiçek. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Hadi üfleyelim. Hadi. Ay benim güzel kızım. Mutlu yılların olsun inşallah. Allah'ım seni bağışlasın. Sevdacığım. Yengeciğim. Tamam lütfen. Lütfen bırak. İyi ki doğdun. Çiçek de iyi ki doğmuş. Anne. Bak. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim amcacığım. Her şey gönlünce olsun. Nice yıllara kızım. Teşekkür ederim dedeciğim. Tebrik ederim canım. Damadım tebrikler. Güzel oldu. Sağ ol. Teyzesi. Of ablam. Annem vallahi başta istemedim bu doğum günü partisini ama iyi ki yapmışız. Teşekkür ederim. Ah kuzum, yavrum. Hayattaki tek dayanağım. İyi ki doğdun. Gel kızım, en güzel kızım. İyi ki doğmuşsun kız. Allah ananı babanı büyüsün. Sağ ol baba. Teşekkür ederim. Çiçek. Maşallah ya. Çok güzelliğe bak. Gel. Canım kuzenim benim. Sevda, doğum günün mübarek olsun kuzum. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Teşekkürler Esmet teyze. Ay benim torunumun güzelliğine bak. Maşallah ulan ya maşallah ninem bin. Oy benim çiçeğim büyümüş de doğum günüsü mü oluyormuş? Maşallah güzelliğine. Teyzesinin çiçeği o çiçeği. Aşkım benim. Allah'ım ne olur bir daha görebileyim o mutluluğu. Beni kızımdan, Mavi'den ayırma. Ailemden ayrılmak istemiyorum. Aa, Ali. Ne oluyor yine ya? Bir şey yok. Çok güzelsiniz de ona bakıyorum. Metin gel lan buraya gel. Gel aslanım, gel aslanım, gel. Gel. Aç lan ağzını. Aç lan aç. Aç. Lan Allah kahretmesin ya. Ya abi ne yapıyorsun ya? Bu yaptığın iş mi şimdi senin? Ben öyle çıkarana kadar imanım gevriyor ya. Lan kes ya abi. Allah Allah başımızda gardiyan gibi hadi bak. Ya Cemal abi bağırma koç işime. Ya az bile söylüyorum. Şuna bak. Yok oraya oturma. Buna basma. Bu ne ya? Cehennem azabı yaşatıyor bize. Baba sen bize azap olsun diye mi bunu işe aldın ya? Buyur baba. Eyvallah. Buyurun. Senin işin varsa sen git Seyfi. Yemek bitince ben seni ararım. Gelip bizi alırsın. Tamamdır babam. Nasıl istersen. Haydi size iyi eğlenceler. Ay, ay bir dakika Fazıl Bey. Ay, ay beni ateş bastı. Ben heyecanlanınca böyle oluyor biliyor musun? Yok hadi heyecanlandı. Merak etme. Hepsi hoş sohbet iyi insanlardır. Ya tabii öylelerdir ya. Senin ahbapların sonuçta da. Ama işte yani hepsi zengin, mal mülk sahibi insanlar ya. Benim geldiğim yer de belli. Beni hor görürler diye korkuyorum. O yüzden de stres yaptım biraz. Korkma, öyle insanlar değiller. Madem öyle, ben hanımlarını konağa çağırayım ha çaya. Ne dersin? Hadi bir kaynaşma olur. Orasını bilemem. İstersen önce bir bak bakalım. Kafanız uyuşacak mı? Ondan sonra karar verirsin. Aman uyuşur ya. Niye uyuşmasın ki? Ay sen beni hiç tanımıyor. Ya benim 7'den 70'e herkes aram pek iyidir ha. Tamam o zaman. Ben sana bırakıyorum. Girelim. Hadi. Hadi. Ay. Uyusun da büyüsün diye.
tıpış tıpış yürüsün. Hemen uyudu ya. Tabii kıyamam. Yoruldu bütün gün. Ben yatağına götüreyim. Götürme. Yanımızda kalsın. Biraz daha kokusunu içime çekeyim. İyi bakalım böyle olsun. Benim güzel kızım. Her şeyim. Kızımız çok şanslı Ali. Senin gibi sevgi dolu bir babası var. Baba sevgisiyle büyüyen çocukların özgüveni çok yüksek olur biliyorsun değil mi? Bizim kızımızınki öyle olacak. Sen hep onun yanında olacaksın. Hep ona destek olacaksın biliyorum. Aynen öyle. Ömrüm yettiği kadar kızımın yanında olacağım. Onu hiç bırakmayacağım. Hiç. Aa, İsmet. Aa, kocacığım ya, çok yorgun görünüyorsun, hayırdır? Öyleyim ya. Vallahi biteyim. Çok yorgunum. Ben yatacağım. Bu saatte mi? He, bu saatte. O doğum gününün bütün enkazını ben topladım. Sağ olun. Hiçbiriniz el atmadınız vallahi. Bravo. İsmet, bana bak bakayım. Bak, boşa kürek çekiyorsun. Bırak şu işi. Olmaz. Babama yapabileceğimi kanıtlamam lazım. Uf, dizlerim ya. Ayaklarım çok ağrıyor. Bak benmiş. Benim sana süper, böyle aşırı cazip bir teklifim var. Neymiş o? Şimdi ben sana 1250 lira vereyim. Sen bütün bu işleri benim yerime yap. Allah Allah. Hayatta yapmam İsmet. Hem niye 1250 veriyormuşsun? Sen 1750 almıyor musun? E tamam da sana işi getiren komisyoncu olarak 500 liramı da alayım değil mi benmişim yani? Ah, İsmet. Bak sen çok yorulmuşsun. Hadi git yat yani. Bu uykusuzluk kafası sana hiç yaramadı. Saçmalıyorsun kocacığım. Şuna bak ya. Ayaküstü karısını çarpacak. Hadi yürü yat. İyi. Tamam. Vur. Sen de vur. Hepiniz vurun. Yatıyorum ben. Pijamalarını giy İsmet. Giymeyeceğim. Safiye. Hayır Safiye, ne anlatıyorsun sen ya? Ne diyorsun sen Safiye? Lan! Siz ne konuşuyorsunuz burada fısır fısır dostlar? Bir de soruyorsun mu? Vicdansız! Ya sen nasıl bir adamsın ya? Yazıklar olsun sana. Safiye, Safiye inanmıyorum. Söyledin mi yoksa? Söyleyeceğim tabii Cemal. Ne yapacaktım? İçimde mi tutacaktım? İçinde tutaydı da hasta mı olaydı kadın? He, ne yapacaktı da? Yazık garibana. Ya bu yaptığının olur yok Cemal ha. He, doğru yok. Ama bir tuhaflık var. Senin şu an bana saldırman gerekmiyor muydu? Ne saldıracağım lan ben sana? Ben sana ne saldırayım? Allah'ından bul inşallah. Ya sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir adamsın? Şu çocuk sahibi olmak isteyen kadına anneanne yaşına geldin denir mi? Yapılır mı böyle bir şey? Ayrıyetti. Sen hamile kaldığında böyle gebeş gibi oluyorsun. Şişkolaşıyorsun. Bizim darladaki patislere dönüyorsun denir mi? Ha denir mi? Öyle mi demiştim ya? Affedersiniz valla. Ağzımdan kaçıvermiş işte ya. Lan senin o ağzını yorgan iğnesiyle tikerim. Tüy senin sıfatına.
Sağ yazıklar olsun. Zalımsın Cemal. Zalımsın. Çekinmeyin kızlar ya. Vallahi içinizi ferahlatıyorsa tüpürün yani. Yüzsüz. Bizimki de tuvalete gitti, gelmedi. Gelir şimdi, gelir. Ay, kızartmayı çok seviyorum aslında. Gel gör ki kolesterolüm var, yiyemiyorum. Al benim için yer misin? Gençsin sen. Ya aslında yemiştim ben ama neyse, sizi kırmayayım. Ah ah, yemek yemezsen kolesterolün düşer. Ya ben ne yapayım? Romatizma denen illet beni yedi bitirdi. Ağrıdan sızıdan geceleri bir tehlikesiz uyku uyuyamıyorum Allah. Ay Hayriş, duymadın mı sen? Hastaneye bir doktor gelmiş, romatizma hastalarını 3 seansta iyi ediyormuş dediler. Ay gerçekten mi? Yarın hemen randevu alayım, benim oğlan götürsün oraya. İyi olur inşallah. İnşallah. Hadi inşallah. Sizi galiba bu yaşlı muhabbetleri sıktı. Yok canım, olur mu öyle şey? Hiç aşk olsunuz yani. Ya insan hissettiği yaştadır değil mi? Biz hanımlarla çok iyi anlaştık. Ha, evet evet, aynı. Madem içimiz genç, geceyi burada bitirmeyelim. Buradan hep beraber Sadabağ'da gidelim. Ne dersiniz? Ay, neyi düşündünüz? Ay ne güzel, şöyle müzik dinleriz, dans ederiz. İçimizdeki kurtları dökeriz değil mi? İlahi Elmas, ne dansı ne müziği. Sadabağ dediğimiz yer arkadaşımızın çay bahçesi. Çayı da çok güzeldir ama. Bir semaver çay söyleriz, keyifle de içeriz. Bak orası öyle. İyi, olur. O da olur. Çayı güzel diyorsunuz madem. Ama geç kalmayalım. Benim trio tapımı almam lazım. Kemalciğim, çok yedin yine. Ölç bakayım tansiyonun ne alemde. Of Gülseren, iki lokma bir şey yedim, bir şey yoktur. Ölç. Bak, gayet normal işte, 13'e 7. Oh, çok iyi. Allah'ım, benim bunların arasında ne işim var ya? Yemekte değil, hastane revirindeyiz sanki. Vay, bu ne ya? Vay. Ya ne arıyorsun oğlum Allah aşkına ya? Hasibe teyzem, bu arada Selim Bey'le konuştum. Sabah reklam yayınlanmaya başlamış Yerel TV'de. Satışlar da çok iyi gidiyormuş. Tabii iyi gidecek ya. Sen beni küçümseme İlyas Efendi. Hafife alma öyle. Buraya mı? Oo Hasibe anne, vallahi gurur duyduk. Güzel reklam. Sağ olasın. Anam! Ben senin büyük hayranınım kız. Sırf oynadın diye alışveriş yaptım ha. Vallahi mı? Hasibe, biz sana güveniyoruz kız. Tabii. Güvenin anam. Bana güvenin. Ama tesis var ya, laprantuar gibi bir yer. Her bir şeyleri güvenle yiyebilirsiniz, o kadar yani. Sarılabilir miyiz? Tabii anam ya, sarılalım gel. Ay bacım. Selfie çekinebilir miyiz? Tabii çekinek, gel seni mi kıracağım ya? Beyler bey durun, bir sıkıştırmayın ya. Bir ara durun, bir geri durun ya. Ya Feysi, olur mu öyle şey? Ayıptır, çekineceğiz tabii ya. Dur hele şöyle. Gel anam sen. Efendim işte görüyorsunuz. Starımız böyle de alçak gönüllü bir insan. Kız Hasibe. Ana. Bacım bir dur. Böyle kamikaze gibi araya böyle girme ya, bir geri bas. Ya Feysi, ne örüyorsun ya? O benim koşum. Ulviye, ne örüyorsun? Ay yanım. Kız, iyice ünlü oldun ya, reklam filmini gördün. Ya. Hasibe Hanım, ben de bir fotoğraf çekilir misin ya? Bende zaten fotoğrafları var, size tek tek dağıtayım onları. Ay Ulviye, vallahi böyle olsun istemiyor ama ne öreceğimizi şaşırdık be anam ya. Artık ormandan mı geziyorsun Hasibe? Sebellak gibi tepemize dikildi. Seni görmek için bundan izin mi almak lazım kız? Yok, olur mu hiç öyle şey? Ben sizdenim, halktanım. Hasibeyim ben ya, Hasibe. De işte böyle hayranlar biraz hoyrat sevince mecbur böyle bir önlem aldık ya anam. Hasibe! Lan ne oluyor lan orada?
Asife teyzem koş. Asife teyzem koş. Koş. Çekelemeyin oğlum ya. Lan iyi ki bir peynir reklamı çektik ya. Ne sıkıntı varmış arkadaş. Merak etmeyin, çok uzun sürmeyecek. Uyandığınızda yanınızda olacağım. Kız Refika, sen bir ömür nasıl dayandın bu Fazıl Bey'e be? Ay, çok sıkıcı adammış be. Kız, yoksa ben seni öte dünyaya yollamakla bir hayır mı yaptım acaba ha? Ah Refika Hanımcığım, ah ah bilsem seni nasıl özlüyoruz, nasıl özlüyoruz ya. Ah annem, ah. Biz de onu çok özlüyoruz, çok. Eğer sen şu an hayatta olsaydın, bizi böyle bir takım lüzumsuz insanlarla muhatap olma mecburiyetinde bırakmazdın. Bilmem anlatabildim mi canım? He, anlatabildin canım. Sana da iyi günler. Hapırsanız da, köpürseniz de bu konaktan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ah, kazık çakacağım ben buraya, kazık. Sen de buna alışacaksın Safiye. İşte o kadar. Ay, ay, anam, 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 anam. Anam, belimin ipliği koptu ya. Sabahtan beri in aşağı çık yukarı. Vallahi anamdan emdiğim süt burnumdan geldi ha. Dinlesin ya. Ne olacak? Kuş duyuyor gibi. Gel koynumda uyu diye beni çağırıyor. Yo. Daha taşlara vuracak ya. Bir sürü iş var. Ne gibi duruyor, o yapsın. He. Yenge, Virgül ablayı gördün mü? Safiye ablanın odasına girerken gördüm, bir bak istersen. Tamam, bakayım. Hay Allah'ım ya. Virgül abla! Anam! Anam! Az daha yakalanacağız ya. Virgül abla, burada mısın? Allah Allah, burada da yok. Nereye gitti ki bu kadın ya? Hayret bir şey, yatağı bile toplamamış arkadaş. Köstebek gibi ya. Bir giriyor, bir çıkıyor, kayboluyor ortadan ikide bir ya. Kim kayboluyor? Virgül abla ya. Vallahi bak, ben işe başladığımdan beri yenge bu kadın işleri iyice boşladı. Neyse, ta buraları sileceğim. Sen oku kitabını oku, rahatsız olma. Ben hallederim. Çok sağ olun kızlar ya. Hadi gelin biraz da biz de oturalım. Bilmem ki. Nurcan sen ne diyorsun? Olur, ne zamandır görmüyoruz zaten birbirimizi. Park edelim, geliyoruz bebişim. Tamam, bekliyorum. İsmet Pembe geldi. Hoş geldin Davşanım. İsmet çabuk, çabuk defol git buradan. Ne oluyor kız, ne diyorsun? Pembe ne oldu? İsmet, bak birazdan misafirlerim geliyor. Seni bu halde görmesinler, tamam mı? Çabuk git buradan. Allah Allah, ne varmış halimde ya? Bak ya, hala konuşuyor ya, hala konuşuyor ya. Defol git dedim ya, çekil git şuradan. Ya Davşanım ne yapıyorsun ya? Pembe delirdin mi ablacığım? Evet abla delirdim. Bu manyak delirtti beni. İsmet, sen bilerek mi yapıyorsun ya? He?
Sen beni arkadaşlarıma rezil mi edeceksin? Pembenin kocası temizlik mi yapıyor desinler? Ha? Bir taraflarıyla mı gülsünler bana? Bak delirtme beni, git buradan. Ya ne var canım? Çalışma kayıp mı? Ayrıca söyle arkadaşlarına, geldiklerinde öyle ayakkabıyla salona girmek yok ha. Daha yeni sildim oraları, çamur edecekler hep. Bak İsmet. Hadi. Tamam tamam İsmet, bence sen git, birazdan aile faciası çıkacak yoksa, hadi. Hay Allah. İyi tamam. Tamam gidiyorum. Zaten daha o kadar çok işim var ki. Çıkacağım tepeye, daha camları sileceğim. Bak hala konuşuyor ya. Bak hala konuşuyor. İsmet, eğer arkadaşlarımdan biri seni görsün, vallahi boşarım. Bak duydun mu beni, boşarım. Git buradan. Al kovanı da git buradan. Ya tamam, tamam dur. Gidiyorum ya, tamam. Allah Allah. Al. Tamam, tamam, tamam. Gidiyorum, git. Gidiyorum. Pembe tamam ablacığım, gel. Tamam bir sakin ol ablacığım. Hem bak İsmet doğru söylüyor. Çalışmak ayıp değil ki. Evet abla, çalışmak ayıp değil. Ama sen koskoca İsmet Göreçkisin ya. Git şirkette çalış. Allah Allah, yerleri siliyor, bulaşıkları yıkıyor, ütü yapıyor. Sana mı kaldı ya bunlar? Allah Allah, ütülür gibi rezil edecek beni. Tamam tamam, sakin ol. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس